Aşağıdaki şekilde insana ait dolaşım olayı şematize edilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T damarları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Öncelikle damarlarımızın neler olduğunu yazalım. X'e baktığımızda kalpten akciğer kılcallarına gidiyor. Yani bu akciğer atar damarıdır ve kirli kan taşımaktadır. Z'ye baktığımda akciğer kılcallarından kalbe temiz kan getiriyor ki bu da akciğer toplar damarıdır. T'ye baktığımızda kalpten çıkmış ve vücuda gönderilmiş, yani aortun bir koludur. Y'ye baktığımızda ise doku kılcallarından kalbe kirli kan getiriyor. Burası da alt ana toplar damardır diyoruz. X damarı akciğer atar damarıdır ve kirli kan taşır demiş. X damarımız evet akciğer atar damarıdır ve kirli kan taşıyacaktır. Normalde hep toplar damarlar kirli kan taşırken istisnai olarak sadece akciğer atar damarı kirli kan taşımaktadır. Y ve Z damarları toplar damarlardır. Y'ye baktığımızda alt ana toplar damar, Z'ye baktığımda akciğer toplar damarı ve doğru olacaktır. T damarlarında tek yöne açılan kapakçıklar bulunur demiş. T aortun bir koluydu, temiz kan taşıyordu ve doku ve organları temiz kanı götürüyordu. Ama burada tek yöne açılan kapakçıklar bulunmayacaktır. Çünkü bu kapakçıklar toplar damarda bulunuyor, atar damarda bulunmuyor. Y damarında düz kas bulunur. Y damarı alt ana toplar damar, yani toplar damarda aslında sırasıyla baktığımızda bağ doku, düz kas ve endotel tabakadan oluşacaktır. İşte yapısında da düz kas bulunmaktadır. O zaman bu ifademiz de doğru olacaktır. Ve cevabımız 1, 2 ve 4 olan D seçeneği olacaktır. Aşağıda solunum sistemini oluşturan yapılar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 numaralı kısımda goblet hücreleri mukus salgılar demiş. Burunda evet mukus salgılanacaktır. Hatta mukus sayesinde alınan havadaki toz gibi yabancı maddeler de temizlenmiş olacaktır. Doğrudur. 2 numaralı kısımda ses telleri bulunur. 2 numaralı kısım gırtlaktır ve ses telleri bulunacaktır. 3 numaralı kısımda sille silindirik epiteller bulunur. 3 numaralı kısım soluk borusudur ve sille silindirik epiteller içerecektir. 4 numaralı kısımda elastik kıkırdak bulunur demiş. Bronşlardır. Bronşlardı ama elastik kıkırdak değil, hiyalin kıkırdak bulunacaktır. Bu yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. 5 numaralı organ çift katlı pleura zarıyla çevrildir. Akciğerlerimizdir ve akciğerlerimizin dış kısmını sarayan zara pleura zarı diyoruz. Çevrilidir, doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde bir nefronun yapısı şematize edilmiştir. Buna göre sağlıklı bir bireyin numaralı yapıların hangilerinde taşınan süzüntüsünde glikoza rastlanmaz demiş. Şimdi glikoz süzülme ile ne oldu? Bowman kapsülüne geçti. Daha sonra proksimal tüpte alınan glikozun tamamı geri emilecektir. Yani bundan sonraki aşamalarda biz glikoz göremeyeceğiz, sağlıklı bir bireyden bahsediyoruz. O zaman henne kulbunun inen kolunda da görülmeyecek, çıkan kolunda da görülmeyecektir. Distal tüpte de glikoza rastlanmayacaktır. O zaman rastlanmayacak olan yapılar 3, 4 ve 5 olacaktır. O da E seçeneğinde verilmiştir. Menstrual döngüde olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Menstrual döngüde öncelikle hipofiz bezinden folikül uyarıcı hormon salgılanacaktır. Yani FSH salgılanması gerçekleşecektir. Daha sonra FSH endometrium hücrelerini uyaracak ve endometrium kalınlaşmaya başlayacaktır. Bundan sonra ise folikül içerisindeki yumurtanın follapi tüpüne atılması demiş ki yumurta hücresi folikülün yırtılmasıyla yumurtalıklardan atılacaktır. Biz buna da ovülasyon yumurtlama diyeceğiz. Ve en sonda eğer ki yumurta döllenmezse corpus luteum bozulacaktır diyoruz. Hangisi verilmiştir dediğimizde sırasıyla cevabımız B
B seçeneği olacaktır. Derinin görevleriyle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Provitamin D'nin D vitamine dönüşümde rol alır demiş. Evet, doğru olacaktır. Hatta yazın özellikle çocuklarda işte güneş görsün, vitamin alsın denmesinin sebebi budur. Vücuda alınan aslında provitamin de burada D vitamine dönüştürülecektir güneş varlığında. Terleme yoluyla boşaltıma yardımcı olur. Doğrudur. Ve mikropların vücuda girişini deri engelleyecektir. Bu da doğrudur. Cevabımız hepsi olan E seçeneğidir. Aşağıda insana ait sindirim sistemi organları gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan yapıların hangilerinden sindirim enzimi salgılanır? Bir numaralı yapımız ağızdır ki ağızdan sindirim enzimi olan tükürük amilazı salgılanacaktır. Bu vardır. İki numaraya baktığımızda yemek borusudur ki yemek borusu burada sindirim gerçekleşmiyor, yani sindirim enzimleri de salgılanmıyor. Çünkü ağızdan gelen besinlerin mideye iletilmesinde görev alacaktır ve kasılıp gevşeyerek yemekleri mideye kadar iletecektir. Görevi budur. O zaman 2 de gerçekleşmedi. 3'e baktığımda mide. Midede sindirim enzimi salgılanıyordu. Neydi? Pepsin enzimi varlığında proteinlerin sindirimi başlamış oluyordu burada. 4'e baktığımda İnce bağırsak olduğunu gözlemliyorum. İnce bağırsakta birçok zaten sindirim enzimi salgılanacaktır. İşte disakkaridazlar, dipeptidazlar, nükleazlar gibi. O yüzden ince bağırsak bulunacaktır. 5'e baktığımda 5 ise kalın bağırsaktır ki kalın bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşmiyordu. İnce bağırsak gibi villusları da bulunmuyordu. O zaman diyoruz ki bu da olmadı. Hangileri sindirim enzimi salgılar dediğimizde cevabımız 1, 3 ve 4 olacaktır. O da D seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki grafikte KL ve M eklemlerinin hareket yetenekleri verilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Hareket yeteneği fazladan aza doğru sıralanmış. O zaman KL olmalıdır, oynar eklem olmalıdır. L'ye baktığımda daha az hareket yeteneği gözleniyor. O zaman yarı oynar eklemdir ve M'ye baktığımda ise oynamaz eklemdir diyebilirim. K eklem çeşidinde eklem kapsülü bulunur demiş. K oynar eklemdi ve oynar eklemde bağ dokudan yapılmış eklem kapsülü bulunacaktır. Doğrudur. L eklem çeşidinde sinovial sıvı bulunmaz demiş. Yarı oynar eklemde sinovial sıvı ya da eklem kapsülü bunlar yoktur. O yüzden bu da doğru olacaktır. M eklem çeşidi kafatasında bulunabilir demiş. M ise oynamaz eklemdi ve kafatasında bulunacaktır diyoruz. Doğrudur. O zaman cevabımız E seçeneği olacaktır. Doku sıvısında su ve madde miktarının artmasına ödem denir. Buna göre olaylarından hangileri ödem oluşumuna neden olur? Şimdi lenf kılcalları tıkanırsa ne olacaktır? Doku sıvısında su ve madde miktarı artacak. Su ve madde miktarı artarsa da ödem oluşacaktır. Kan basıncının artması. Kan basıncı artarsa kılcallardan doku sıvısına daha çok su ve madde geçiş sağlanacak. Bu şekilde daha çok olunca da ödem oluşumu gerçekleşecektir. Plazma protein ozmotik basıncının azalması durumunda doku sıvısının ozmotik basıncı artacaktır. Yine o da ödeme neden olacaktır. Kılcal damarların geçirgenliğinin azalması demiş. Bu durumda kılcaldan dokuya daha az madde geçişi olacaktır ve bu da ödeme neden olmayacaktır arkadaşlar. Hangileri ödeme neden olur dediğimizde cevabımız D seçeneği olacaktır. Sağlıklı bir insanda pankreasın glukagon salgısı arttığında grafiklerinin hangilerinde verilen değişimler gerçekleşir? Öncelikle glukagon salgısının görevi neydi onu hatırlayalım. Glikagon, glikojenin yıkımını uyaracaktır. Yani özellikle açlık durumlarında karaciğerde glikojenin yıkımını sağlayacaktır ve kandaki glikoz düzeyini artıracaktır. O zaman karaciğerdeki glikojen miktarı azaldı. Doğru oldu bu grafiğimiz. Kana glikoz verdi, kandaki glikoz miktarı da arttı. Doğru.
Ama kastaki glikojen miktarı artar demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü glukagon hormonu kaslarda depo edilen glikojeni etki etmiyor. Kaslarda glikojeni oluşturan glikozlar fosfat içeriyorlar ve bu yüzden kana geçemiyorlar. Kas hücresinin içerisinde kullanılıyorlar ve kan şekerini yükseltmiyorlar. O zaman kastaki glikojen miktarına etki etmeyecektir diyoruz. Ve hangileri gerçekleşir dediğimizde 1 ve 3 olan D seçeneği diyoruz. Refleks yayında görev yapan organlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapıların görev alma sırasının doğru olabilmesi için hangi iki yapının yer değiştirmesi gerekir? Şimdi reseptörle uyarı alındı. Duyu nöronuna. Oradan arka kökten nereye gelecektir? Ara nörona gelmelidir. Motor nöron değil. Ara nörona gelmelidir ki ara nörona gelen impuls burada değerlendirilmeli. Daha sonra ön kökten ne olmalıdır? Motor nörona aktarılmalıdır. Yani bunlar yer değiştirecek. Ve buradan da efektör yani tepki organına iletilecektir diyoruz. O zaman yer değiştirmesi gereken yapılar 4 ve 6 olacaktır. O da E seçeneğinde verilmiştir. Görme olayında ışığın korneada kırılması, sarı benek, koni ve çubuk reseptörlerinin uyarılması, göz merceğinde ışığın kırılması, uç beyinde impulsların değerlendirilmesi olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Görme olayında öncelikle ışınlar gelecek ve ışık korneada kırılacaktır. Daha sonra ise korneye ve saydam sıvıyı geçecek, göz bebeğine gelecek ve göz merceğinde ikinci kez kırılacaktır. Ve sonra buradan da camsı sıvıdan retinadaki reseptörlere geçecektir. Ve bu da 3 olacaktır. Sarı benek, koni ve çubuk reseptörünün uyarılması sağlanmış olacaktır. Buradan da impuls görme sinirleriyle önce talamusa daha sonra da beyin kabuğundaki görme merkezine iletilecek ve orada değerlendirilecektir. Sıralama olarak baktığımızda 1, 3, 2 ve 4 olan B seçeneği doğru olacaktır.